Herkese merhaba. Hepiniz Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle Çap yayınların AYT Fizik Denemeleri kitabından seçtiğim bazı soruların çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. İtme ve çizgisel momentum ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İtme I eşittir kuvvet çarpı geçen süre şeklinde yazılıyor. Burada kuvvet vektörel büyüklük, zaman skaler büyüklük haliyle vektörel bir büyüklükte skaler bir büyüklük çarptığımda itmenin vektörel olduğunu görürüm. Yine cisme uyguladığım kuvvet hangi tarafa ise itme o tarafa olacaktır. Sebebi kuvvet ve itmenin vektörel olması. Her ikisinde yönleri aynı olmalıdır daima. Peki momentum momentum ise p eşittir m çarpı v Yine kütle skaler bir büyüklük. Skaler bir büyüklükte vektörel büyüklük çarptığımda yine vektörel bir büyüklük elde ederim. Bu da yine momentum ve hızın aynı yönde olduğunu gösterir. Yani hızımız ekranın sağına doğruysa momentum da ekranın sağına doğru olmalı ve her ikisi de vektörel büyüklük olmalıdır. Bir, her ikisi de vektörel büyüklüktür doğru olduk. 2. İtme her zaman uygulanan net kuvvetle aynı yöndedir. Doğru. Çizgisel momentum ve hız aynı yöndedir. 1, 2 ve 3'ün birlikte yer aldığı seçenek E seçeneğinde cevap E olmalı. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda K ve L cisimleri şekildeki gibi tutulmaktadır. Cisimler serbest bırakıldıktan belli bir süre sonra birbirlerinin yanından geçiyorlar. Yani K aşağı doğru inerken L yukarı doğru yükselmeli ki birbirlerinin yanlarından geçiyor olsunlar. Örneğin şu çizdiğim çizgiden. Buna göre K ve L yan yana geldiği anda K cismine ait momentum P, ivme A, kinetik enerji EK, momentum ve ivme vektörel büyüklüktü. Niceliklerinden hangileri L cismininkinden daha büyük olur demiş. Daha büyükse yöne bakmamalı, sayıya bakmalıyız. Bu durumda bunların büyüklüklerini kıyaslamamız gerekiyor. Evet K ve L aynı hızdan geçtiğine göre K aşağı L yukarı doğru çıktığına göre bu da K'nin kütlesinin L'ninkinden büyük olduğunu gösterir. Yani K'nin ağırlığı L'nin ağırlığından daha büyük olmalı ki K cismi şöyle net bir kuvvetin ki bu net kuvvet F net eşittir GK eksi gl şeklinde yazılan bir kuvvet ki bununla aynı yönde hareket etmeli. K aşağı L yukarı çıkmalı. Bu da K'nin ağırlığının L'nin ağırlığından büyük olduğunu gösteriyor. K'nin ağırlığı mk çarpı g büyüktür. L'nin ağırlığı ml çarpı g oldu. Buradan g'ler birbirini lay sen güneş babana oldu. Ve K'nin kütlesi L'ninkinden büyük oldu. Yine her ikisi de aynı yolu aldığı için bakın K H kadar aşağı inerse de x kadar da diyebiliriz. x kadar aşağı inerken L de x kadar yukarı çıkmakta. x eşittir 1 bölü 2 A kare formülünden olaya bakalım. Bakın süre aynı. Her iki de birlikte hareket ettikleri için iğmeleri aynı. Çünkü aynı yolu almışlar. X de aynı. X aynı olunca zaman aynı olunca iğme de aynı olmalıdır. Bu durumda İğmelerinin büyüklükleri eşit. Evet. Lenin yukarı doğru A. K'nin de ivmesi aşağı doğru A. Yönler farklı. Lakin büyüklükleri soruyor. Bunlar birbirlerinden büyük değillermiş. Büyüklükleri birbirlerine eşitmiş. 2'yi hemen eredim. Hızlarını bulalım. Evet aynı yolu alıyorlarsa, ivmeleri aynıysa t süre sonra v eşittir a çarpı t formülünden zaman aynı. ivme aynı. Olduğundan aynı süre sonunda aynı ivmeyle ile hareket ettiklerinden t süre sonunda hızları da aynı olmalıdır. Hızları aynı ise bu durumda hem len hem ten hızları aynı derken hızlarının büyüklükleri aynı. Yoksa hızlar eşit değil yani. Hızlar aynı değil. Büyüklük olarak aynı diye söylüyorum. Süratü söylüyorum. Bu durumda k'nin hızının büyüklüğü len hızının büyüklüğü eşit ve v olsun. Bakın momentum neydi? Momentum formülümüz P eşittir. M çarpı V Hızların büyüklüğü aynı. Kütlesi büyük olanın momentumu büyük olur. Kimin kütlesi büyükmüş? Tabii ki de K'nin. Bu durumda Ken'in momentumu L'nin momentumundan daha büyük olmalı. Bir aradım cevaplardan biri olur. Kinetik enerji formülüm ise EK eşittir. 1 bölü 2 m v kareydi. Bu durumda bakın hızların büyüklüğü aynı sürat aynı yani kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi de büyük olur. Kimin kütlesi büyükmüş yahu? K'nin. Bu durumda K'nin kinetik enerjisi de L'nin kinetik enerjisinden daha büyük olmalı. Üçte aradığım cevaplardan biri olunca 1 ve 3'ün birlikte yer aldığı seçenek D seçeneğinde. Kütleleri sırasıyla M, 2M ve 4M olan KLM cisimleri sürtünmesiz yatay yolda şekilde verilen sabit hızlarla hareket etmekteler. Cisimleri eşit sürede yani t süre demiş olayım. Durdurmak için. Yani son hızlarını sıfır yapmak istiyorum. Uygulanması gereken ortalama kuvvetlerin büyüklükleri fk, fl, fm'dir. Buna göre fk, fl ve fm arasındaki ilişki nedir? Nasıldır? Lütfen bulunuz demiş. Bakın itme eşittir momentum değişimiydi. Yani itme f çarpı delta t. Momentum değişimi son momentum eksi İlk momentum şeklinde yazmamız gerekiyor. İtme vektörel büyüklük, momentum değişimi vektörel. F vektörel, T skaler momentumlar da son ve ilk olmak üzere vektörel büyüklüklerler. Süre aynı. Aynı sürede durdurmak istiyorum. Son momentumları sıfır olmalı. Son momentumları sıfır. Haliyle şuradaki bakın sıfır eksi P ilk diyor ya gördünüz mü? Evet. Buradan F, F'nin de eksi yönde uygulanması gerekiyor ya fk'nin, fl'nin ve fm'nin ters yönde zıt yönde uygulanması gerekiyor şu negatif işaretinden dolayı. Çünkü ilk momentum bak son momentum eksi ilk momentum negatif bir sonuç verir. Yani eksi f çarpı delta t eşittir eksi p ilk olmalı. Bu durumda benim hem k'ye hem l'ye hem de m'ye uyguladığım kuvvet harekete zıt yönde kuvvetler olmalı şu negatif işaretten dolayı. Çünkü bunların durmaları için zaten harekete zıt yönde kuvvet uygulamak gerekiyor. FK, FL ve FM yazalım hep birlikte. Süre aynı olduğundan süreye hiç dokunmayalım bile. Bu durumda kuvvetin daha büyük olması için ilk momentumun daha büyük olması gerekiyor. İlk momentum ne kadar büyükse uyguladığım kuvvet de o kadar büyük olacaktır. Buyurun momentumlarını hesaplayalım. P eşittir. M çarpı yeni. Bakın M çarpı 2 ve 2 mvmiş bunun momentumu. 2M çarpı V. ki 2MV. M'nin 4M çarpı V. 4MV oldu. Kimin momentumu büyük? Tabii ki de M'nin momentumu 4MV. K'nin ve L'nin momentumlarından büyük. K ve L'nin momentumlar 2MV ve 2MV olarak birbirlerine eşit durumdalar zaten. Bu durumda momentumu büyük olana bakın daha fazla, daha büyük bir kuvvet uygulamak gerekiyormuş. Fm büyük Fk eşittir F ile şeklinde azar ve bu cevabı da cihatça fizikte bulurum. Bir cisme uygulanan itme cismin momentumundaki değişme eşit. I eşittir delta P olmalı. Yani itme momentum değişimine eşit olmalı. Bu prensipten yola çıkarak cisimlerin ve canlıların çarpışmada veya sert temaslarda fazla hasar görmemeleri için cisim ve canlıları etki eden kuvvetin temas süresi yani şuradaki F çarpı delta T eşittir delta P'ydi ya temas süresi arttırılıyor. Zaten momentum değişimi aynı olmak zorunda. Şu arabayı örneğin durdurmak istiyorum ya. Bu arabanın hızı 100 ise sıfıra düşecek bu. Hızı Yüzden sıfıra düşünceki momentum değişimi sabittir zaten. Nasıl durdurursam durdurayım değil mi? Momentum değişimi uzun sürede gerçekleşirse kuvvet de daha küçük olur. Küçük kuvvet az hasar demektir. Yüzünüze şiddetli bir tokat yerseniz evet darbe hasar daha fazla olacaktır. Şiddetli tokat büyük kuvvet içerir. Bu durumda süreyi azaltmak gerekiyor. Bakın süreyi azaltmak demek orada oyalanmak demek yani. Mesela sert bir zemine çarparsa temas ederse bu zeminle fazla oyalanamaz. Süre kısa olur. Bu durumda çarpışmalarda zemin yumuşatılıp temas süresi arttırılıyor. Bakın mesela güreş yapılan spor salonlarının zeminin yumuşak minder olması. Evet yumuşak minder olunca güreşçi şu yumuşak minderin her tarafına temas ediyor. Şu kelle olsun şunlar da ayak olsun ne bileyim işte, her tarafa temas ediyor. Temas edince bu temas süresi uzuyor. Sert bir zemin olsaydı, düz bir zemin, sadece bir kısım veya bir noktadan temas edecek haliyle temas süresi kısalmış olacaktı. Bu durumda yine arabalarda ön ve yan taraflara yerleştirilen hava yastıkları ki, yine burada yüzeye temas alanı büyütülüyor. Yüzeye temas alanı büyütülmesi demek, daha uzun süre, Yüzeyle vakit geçirmek. Orada daha çok oyalanmak, sürenin artması anlamına geliyor. Bu durumda F'de azalmış olur. Yani bir aradığım cevapken, iki de aradım cevapmış ya. Çarpışan otoların çevrelerinde bulunan lastik halka, şu halkayı kastediyor bakın. Şurada çizilen şu lastik halka gördünüz. Lastik halka yumuşak zaten. Sert bir tahta veya demir olsaydı çarpışma daha şiddetli hissedilir. Çünkü çok kısa sürerdi çarpışma. Ama burada çarpışma süresi uzatılıyor. Süre uzayınca maruz kalınan kuvvet de azalmış olur. 3 de aradığım cevaptır. Bu durumda 1, 2 ve 3 aradığımız cevap olmuş oluyor. Düşey kesiti verilen şekildeki yolun K noktasından serbest bırakılan ilk hızı sıfırmış bunun. Bir cisim L noktasında duruyormuş. Son hızı da burada sıfır olsun. Buna göre cisme etki eden itme hangi bölgelerde sıfır olabilir? Ya itme eşittir F çarpı delta T geçen süre yani. Şunları vektörel zaten yazayım yine bunları. Aşağı doğru inerken cisme etken itme kuvveti mg sinüs alfa. Burada bu cisim bu kuvvetin etkisiyle hızlanır. Şu arada ise yine zemin bakın sürtünmesiz olduğundan Ha sıfır olabilir demiş. Olabilir demesi zemin sürtünmesiyle hız burada değişmeyebilir. Birinci bölgede serbest bırakıldığı için ilk hız sıfır illaki hızı artacaktır. Çünkü sürtünmeli olup olmadığını bilmiyorum. Fakat ilk hız sıfır ikiye gelmeli şu bölgeye gelebilmesi için burada hızlanmalı. Hızlanırsa burada hızı artarsa hızlanan hareket yaparsa bu da burada momentumun değiştiğini gösteriyor. Birinci bölgede momentum değişimi olur. Yani momentum değişimi sıfırdan farklı. Bakın K'de ilk momentumunun sıfır olduğunu düşünün. Şu araya geldiğinde ise şu noktada burada son momentumu da kütle emse şayet emme olduğunu düşünün. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Momentum değişti işte. Momentum değişirse itme de vardır. Yani burada cisme herhangi bir itme uygulanmış olmalı. Birinci bölgedeki itmemiz sıfırdan farklı olmalıdır deriz. Bir aradığım cevaplardan biri olmayınca B'yi ve D'yi sildim hemen. 2'de İkide ise 2'den devam edip 3'e çıkmış olması gerekiyor. Burada cisme uygulan etme 0 olabilir mi? Evet sürtünmesi ise 0 olabilir. Hız değişmez. Fakat sürtünmeli de olabilir. Ya sürtünmeli ise zaten yavaşlayacak cisme sürtünme kuvveti itme kuvveti olarak etki edecek. Yani hızını azaltacaktır. Bir de bunun aksini düşünelim. Sürtünme kuvveti yoksa yani sürtünme sıfırsa bu durumda hız değişmeyecek. Hız değişmeyince momentum değişmeyecek. İtme de sıfır olacaktır. Çünkü itme momentum değişimine eşitti. Şöyle yazabilirim bunu. Bu durumda momentum değişimi sıfırsa itme sıfır olabilir burada. Olabilir dediği için yalnız. Üçüncü bölgede ise bakın L gelip durmuş ya. O zaman şu bölgeye belli bir hızla ulaşmış olmalı. Ben şuradaki hıza B demiştim ya. Yukarı çıkınca hızı ve bölü 2 olmalı. Şu ortam sürtünmeli olabilir. Sürtünmesiz de olabilir. Yukarı çıkarken hızı azalır. Sürtünmeli ise daha da azalacaktır. Fakat bakın L bölgesinde illa buraya belli bir hıza gelip durmuş olmalı. Üçüncü bölgeye dikkat edilirse hız azalıyor. Üçüncü bölgede hız azaldığından bu durumda hız değişimi sıfırdan farklı olmalı. Yani bir hız değişimi var. Haliyle momentum değişimi de sıfırdan farklı olmalı. Eğer momentum değişimi sıfırdan farklı ise itme de sıfırdan farklı olacaktır. Bu durumda evet burada bir itme uygulanır yani. 3 aradığım cevaplardan biri olmadı. Peki 4'e geleyim. Ya 4'te belli bir hıza ulaşmış ki azıcık ilerleyip L'de durabilsin. Burada yine 4. bölgede hız azalmış, 0 olmuş. Yani hız değişmiş. Hız değişimi sıfırdan farklı haliyle momentum da azalmış olur. Yani momentum değişimi de sıfırdan farklı olduğundan I yani itme sıfırdan farklı bir değer olacak. Sıfır olamayacaktır. Bu durumda cevap yalnız 2A olarak işaretlenebilir. Aynı sürtünme yatay düzendeki X ve Y cisimlerine şekildeki gibi yere paralel F ve 2F kuvvetleri etki ediyor. Kuvvetler uygulanmaya başlandıktan itibaren t süre içinde yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X ve Y cisimlerinin kütleleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Yani hem X'in kütlesini bilmiyoruz hem de Y'nin kütlesini bilmiyoruz. İvmelerini bulabilir miyiz bu durumda? Oysa ki hızları belli zaten. Cisimlerin ivmeleri eşit büyüklüktedir diyor. Bunu anlayamayız. Neden? Çünkü a eşittir f bölü m idi ivmenin formülü. ax için ax eşittir f bölü mx yazarım. Kütleyi bilmiyorum ki ivmesini bilebileyim. Bu durumda y'nin ivmesi için de aynı ifade yazarsam f bölü m'ye olur. Yine y'nin kütlesini bilmediğimden ivmesi hakkında da kesin bir şey demek mümkün gözükmüyor. Çünkü kesinlikle doğrudur dediği için 1'e kesin doğrudur diyemeyeceğim. Cisimleri etkiden itmeler zıt yönlüdür. F kuvveti hangi yöne ise itme de o yönedir. Neden mi? I eşittir. F çarpı delta T'li çünkü itme ile F daima aynı yönlüdür bu formüle göre. Çünkü hem F hem de I vektörel büyüklük. F hangi yöne ise itme o yöne. X'in itmesi ekranın solunayken yerin itmesi 2F ile aynı yönde ekranın sağına doğru olmalı. İtmeler zıt yönlüymüş. Bu kesin doğru oldu bak. 3. Cisimlerin momentum değişimleri eşitmiş. Ya momentum değişimi demek itme eşittir delta p demektir yani. I eşittir f çarpı delta t eşit delta p. Tamam f'leri biliyoruz. Evet t'yi de biliyoruz okey. O zaman bunların momentum değişimleri eşit olur mu? Bakın birincinin itmesi i x eşittir f çarpı geçen zamanlar her ikisi için t'ydi. Şurada yazdıydı. Bakın buradan bakıyorum. F çarpı T yazdım. I'y ise eşittir. 2F çarpı T'den 2F çarpı T yazdım. Bakın görüldüğü üzere Y ve X'e uygulanan itmeler eşit değil. Dolayısıyla momentum değişimleri de eşit olamayacaktır. Çünkü momentum değişimi F çarpı T ya da 2F çarpı T olmalıydı. Bu durumda Y'nin momentum değişimi X'in momentum değişiminden büyük olmalı. Hatta yönler de farklıydı. Üzerine ok işareti atmadım. Sadece büyüklerini hesapladım bu durumda. Dolayısıyla momentum değişimleri eşit olmayacak. Yalnız iki cevap B'de bulunacaktır. Sürtünmesiz yatay düzlemde durgun halde bulunan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi. Yatay bir düzlem var ve bu düzlem üzerinde bir cisim var. Bu cisme F kuvveti uygulanıyormuş ve cisim durgunmuş yani ilk hızı sıfırmış. Diyor ki buna göre hangi zaman aralıklarında cismin hızı değişmemiştir diyor. Ft'nin alanı bize itmeyi yani ı'yı verecektir. Şuradaki alana ı diyelim şu kareye. Şuradaki neyse şuna yine ı diyorum. Buna ı diyorum. Bu da ı olsun yani olacak ki. 3 de ı olsun. Şurada ilk durumda arkadaşlar hızımız sıfır. itme sıfır yani. Zaman daha başlamadı ya. Zaman başlayınca itmemiz ı olduğu ı kadar bir alan. Daha sonra üzerine iki tane ı ekledim. ı artı iki ı Üçü oldu. Üzerine bir ı daha eklersem dört ı olur. Bakın burada ekleme falan yok. Alan yok ki dört I, itme değişmedi. İtmenin değişmediği yerde hız da değişmez. Çünkü itme momentum değişimi. Yani burada itme yokmuş be. İtme yokmuş ki yani. İtme bak şurada var. İtme artıyor. İtme artarsa momentum değişimi artar. Zaten ilk hız 0 diye itme eşittir son momentum eksi ilk momentum. İlk momentum 0 olduğundan itme aslında son momentum eşit olmalı. İtme arttıkça momentum artar son durumdaki. Son durumdaki momentum'un artması demek m çarpı ve momentum arttıkça hızın arttığı anlamına da gelecektir. Bu durumda hız evet birinci bölgede artar çünkü itme artmıştı. İtme artınca momentum artar, hız artar. İkinci bölgede itme I'dan 3 I'ya 2 I kadar arttı. İtme artınca momentum artar, momentum artınca hız artar. Üçüncü bölgede itme 3 I'dan 4 I'ya arttı. İtme artınca momentum artıyor, momentum artınca hız artıyor. Aa! Dördüncü bölgede itme hiç değişmemiş, artmamış. İtme artmamışsa itme sabittir. Bu durumda momentum da sabit kalacaktır ya. Momentum da sabitse hız da sabit olmalıdır deriz. Bu durumda hızın değişmediği bölge dördüncü bölge cihatça fizikte. Doğrusal yoldaki bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi. Cismin kütlesi m. Grafikteki v ve t bilinenlerle Yani m'yi, kütleyi, hızı, v'yi ve t'yi biliyormuşuz. Bu durumda hangileri hesaplanabilir diyor. Kinetik enerji değişimi hesaplanabilir mi? Ya ilk hız sıfır. İlk durumda kinetik enerji zaten sıfırdı. Son durumdaki kinetik enerji ise 1 bölü 2. M son hızımız V. V kare yazdım. M'yi biliyormuşum. Hızı da biliyormuşum. A son kinetik enerji de bilirim. Kinetik enerji değişimi de son kinetik enerjiden ilk kinetik enerji çıkarmakla bulunabilir. İlk zaten sıfırda ilk hız sıfır olduğundan. Sonu da biliyormuşum. Bak son da bilinince kinetik enerji değişimi bilinebilir. Biri bulabilirim. 0T aralığında momentum değişimi diyor. Üçüncü öncüle bakmak istiyorum. Üçüncü öncül için bakıyorum bakın. Burada momentum değişimini bulabilir miyiz? Momentum değişimi son momentum eksi ilk momentum demek. Bir doğru boyunca hareket ettiği için haliyle son momentumdan ilk momentumu çıkarmak gerekiyor. Yani m çarpı son momentum bakın son hızı ve o zaman buradaki momentum m çarpı v. Şurada ilk momentum ise 0 zaten bu durumda. Ona 0 yazayım. İlk hız 0 olduğu için. Son momentum m ve eksi ilki 0'dı. Aa momentum değişimi m ve çıktı. M'i bilirim. Hızı bilirim. Bu durumda momentum değişimini de bilirim. Ya momentum değişimini bilen bir adam itmeyi bilmez mi? İtme eşittir momentum değişimi. Momentum değişimi beğenirse itme de bilinecektir. İki de aradığım cevaplardan biri oldu. 1, bir, 2 ve 3'ün birlikte bulunduğu seçenek E'de. Kütlesi 1 kilogram alan top yere ve hızıyla çarptığında yerden şekildeki bir aynı büyükte hızla ayrılıyormuş. Buna göre yerin cisme uyguladığı itmenin yönü ve büyüklüğü hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Ya itme eşittir momentum değişimiydi. Bu durumda yani momentum değişimini bulursam itmeyi de bulurum. Momentum değişimi ile itme aynı yönde olmalı. Momentum değişimi ise son momentum eksi ilk momentum şeklinde yazılabilir. İkisinin farkı şeklinde yazarım. Ve bu vektörel işlemi yaparım. Bakın çıkarma işlemini yapınca ben şöyle yapıyordum. İlk momentum bakın şu tarafa doğru şu ilk momentum 5 çarpı 1. Ya momentumu hatırlatayım p eşittir m çarpı v idi. İlk momentumun büyüklüğü P ilk 5 çarpı 1'den 5'ti ve şu tarafa doğruymuş. Son momentumun büyüklüğü ise bakın şöyle sekip gitmiş yani. 5 çarpı 1 yine kütle çarpı hızdan 1 çarpı 5'ten 5 çıktı. Bu da bu tarafa bu yöne doğruydu. Şimdi bu çıkarma işlemini yapmam gerekiyor. Yani son momentumdan ilk momentumu çıkarmam gerekiyor ki zaten beni takip edenler bilir. Çıkarma işlemini şöyle yapıyorum bendeki şu iki vektörü yani son vektörle ilk vektörün ayaklarını bağlıyorum. Ayak dediğim yer başlangıç noktaları ya. Bakın şu son momentumdu. Bu 5'miş zaten. Son momentum. İlk momentumu da buraya taşırım. Vektörleri taşıyabilirsiniz. Bu da ilk momentum oldu. Buna da 5 yazalım lütfen. Şurası 37 dereceyse burası da 37 derece olur. Momentum değişimi ne? Başında eksi olan vektörden diğerine çizdiğiniz yani ilk momentumdan son momentuma çizdiğiniz şu vektör momentum değişimini vermeli. Bu da itmeye eşit olmalı. O halde yön yukarı doğru olmalı ya. Son momentum eksi ilk momentum demişti ya. Yön yukarı doğru olmalı. A olmaz. C olmaz. Eledim bunların hepsini. Peki hocam yönü nasıl bulacağız? Şu biraz küçük oldu ama aslında şurada bir 3, 4, 5 üçgeni var. Bakın 90'ın karşısı şurada şöyle bir üçgen var. Taradığım şu kırmızı üçgeni görün. 90'ın karşısı 5. 37'nin karşısı 3 olması gerekiyor. Yani şu uzunluk var ya şu uzunluk 3 olmalı. Peki aynı aşağıdaki üçgene bakalım. Şu üçgene bakalım bu kez. Bakın 90'ın karşısı yine 5. 37'nin karşısı şu kenarın uzunluğu burası da 3 oldu. 3, 3 daha yukarı doğru 6'ymış. Büyüklük ney? 6 yön yukarı cevap D'de. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekilde belirtilen yönlerde hareket eden 2M, M ve M kütleri X, Y ve Z cisimleri esnek çarpışmalar yapıyor. Çarpışmalar bitince X, Y, Z cisimlerinin hızları aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. X ve Y'nin hızları birbirlerine eşitmiş. Bu durumda X, yakalayamaz ki zaten. Ama Y ve Z birbirlerine çarparlar. Z ile Y çarpacak. Kütleler eşit olduğundan bunlar hızlarını birbirlerine yönleri ile birlikte hediye ederler. Özel bir durumdu bu. Bu durumda Z hızını yönüyle birlikte Y'ye verdi. Y'nin hızı 2v oldu sola doğru. Y de hızını Z'ye verdi. Z'nin de hızı ekranın sağına doğru v oldu. Yani şöyle oluyor çizersem. Z'nin hızı sağ v çünkü Y'nin hızını aldıydı. Y'nin hızı ise sola 2v o da kimin hızını aldıydı arkadaş? Z'nin hızını aldıydı yav. Peki X'e geleyim. X hala V ile bu tarafa gitmeye çalışıyor. Ama X'in kütlesi 2M. Y'ninki M. Z'ninki de M. X ile Y birbirlerine çarpışacaklar. Fakat 2M çarpı ve X'in momentumu 2M çarpı V'den 2MV. Y'nin momentumu M çarpı 2V'den 2MV. Bu durumda momentumlar eşit olduğu için geldikleri hızlarla dönerler. Son momentumlarında eşit olabilmesi için x ve y'nin geldikleri gibi gitmeleri, dönmeleri gerekiyor. x de geldiği gibi dönecektir. Yani x'in hızı v oldu. Kütlesi 2m. Bu durumda bakın x'in momentumu sola 2m ve y de aynı hızla döndü. y'nin hızı 2 ve kütlesi neymiş bunun? m'miş. Bakın m çarpı 2 ve 2 mv oldu momentumu. Gördünüz mü? Bakın ilk momentum 2 mv eksi 2 mv x veya çarpışmadan önceki momentumlar 2 mv'den 2 mv'yi çıkarınca 0 oluyormuş. Sonraki momentum da bak çıkarınca 0 olmalı. Yani momentumlar korundu. Demek ki geldikleri hızlarla dönüyorlarmış. Yalnız bakın z burada yalnız yapayalnız duruyor. Bunun hızı duruyor derken ilerliyor ve hızıyla... Y'nin hızı büyük olduğundan YZ arkadan konduracaktır. Arkadan kondurunca kütlelerde birbirlerine eşit olunca Y hızını Z'ye aktarır yönüyle birlikte. Y hızını Z'ye verecek yani Z'nin hızı 2v olacak yönüyle birlikte Z de hızını Y'ye verecek Y'nin de hızı yönüyle birlikte bu tarafa v kadar olacaktır. Ve artık çarpışmalar biter çünkü X başını alıp gitti. Buna yetişene aşk olsun yani. X'e kimse yetişemez. Y'nin hızı ve Z'nin hızından küçük. Y de yetişemeyecektir. Çarpışmalar bitti. Son durumda X'in hızı sola V. Yani eksi V demem gerekiyor. Bu durumda eksi V'yi bulalım. Yani A'yı ve C'yi silmiş oluyorum. Y'nin hızı sağ V miydi? Evet o da artı V olmalı. Eksi 2 V'yi ve 2 V'yi de silince ana B kaldı Z Z'de 2 V'ymiş doğru. O zaman cevap B'de. Sürtülmesi önemsiz eşit bölmeli yolda birbirine doğru sabit süratlerle hareket eden x ve y cisimlerinin t eşittir 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. Cisimler t süre sonra o noktasında çarpışıyor ve bu andan t süre sonra şekil 2'deki konumda bulunuyorlarmış. Bakın şu ilk noktaları var ya şunları seçelim. Şu kaç bölme ilerlemiş? 2 bölme ilerlemiş. Y x ise buradan o da 4 bölme ilerlemiş x y'nin 4 katı x y'nin 2 katı yol almış. Bu durumda x'in aldığı yol 4 y'nin aldığı yol 2 ise x'in hızına 2 ve y'nin hızına ise v diyebiliriz. Aldıkları yollarla orantılı olur. Çünkü aynı süre içerisinde o'ya varıyorlar. O'ya vardıktan sonra O'da çarpıştılar ya. Bakın niye burada? ilk noktaları burası yani O'da çarpıştılar. O'dan sonra dönecekler. Bakın 1, 2. Ha 2 birim döndü bu yine ya. Peki y 1 2 3 4 birim döndü. Ya y'nin hızı yani 2 kat olması gerekiyor. 4'e ben 4 birimlik yol alınca x'in hızına 2v demiştim. Y 4 birimlik yol alınca y'nin hızı da 2v olmalı. 2 birim yol alan ya da 2 bölme yol alan x'in hızı ise v olmalı. Ya bunlar hızları değişmişler sanki. Hızları değişmişler hem de yönleriyle birlikte değişmişler. Bu durumda x'in ve y'nin kütlesi birbirine eşit olur. Esnek çarpışmada cisimler hızları yönleriyle birlikte birbirlerine hediye ediyorlarsa kütleleri de birbirlerine eşit olmalı. Kütle ile ilgili bir şey söylenmemiş ki zaten. Ama elimizde olsun o. Ona da m demiş olayım. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1. Cisimlerin 0 t aralığında momentumları eşit büyüklükte. Yani çarpışmaya gelmezden önceymiş. Ya momentumlar eşitse Bakın x'in momentumu şu tarafa kütlesine m demiştim ya bunların. Momentumda p eşittir m çarpı v'den yapmam gerekiyor. Bu durumda x'in momentumu m çarpı 2v. px eşittir 2mv. Hem de şöyle sağa doğru. y'nin momentumu ise P'ye eşittir bu da m çarpı v'ymiş. m çarpı v, sola doğru. Bir defa zaten yönler farklı ama büyüklükleri soruyor. Büyükler eşit değilmiş biri silelim o zaman hemen. 2. Çarpışmadan sonra y cisminin sürati 2v yazmıştım zaten. x cisminin süratinden büyüktür. x'in sürati v idi. Evet büyükmüş 2v v'den büyük olduğundan ikinci yargı da doğru oldu. 3. Cisimlerin çarpışmadan sonraki kinetik enerjileri toplamı çarpışma önce kinetik enerji toplamından küçüktürdü. Ya bu esnek bir çarpışma. Çünkü hızlarını birbirlerine hediye ettiler. Hızlarını birbirlerine yönleriyle birlikte hediye ediyorlarsa bu tür çarpışmalar esnek çarpışmadır. Esnek çarpışmalarda kinetik enerji korunur. Yani önceki kinetik enerji sonrakine eşit olmalıydı. Bu durumda 3 küçük demiş ya yalan oldu. Cevap yalnız 2B olmalı. İsterseniz bunun hesabını da yapabiliriz. Şöyle ki Kinetik enerjinin formülü EK eşittir 1 bölü 2 M V kareydi. Bakın 1 bölü 2 almıyorum. Kütle ile hızın karesini çarpmalıyım. 2'nin karesi 4 çarpı 1 4 E oldu. İlk enerji 4 E yazayım. Kütle 1 hızın karesi 1. 1 çarpı kütle 1 diye 1 çarpı 1 E oldu. Bakın çarpışma öncesi kinetik enerjimiz E artı 4 E eşittir 5 E oldu. Peki sonrası Sonrası için de yine V'nin karesi 1. Kütle M'di. V kare. V kareyi M çarpın. M V kare. Yani buna 1 diyeyim. E diyeyim o zaman. Kütle M. 2 V'nin karesi 4 V kare. M ile çarp. 4 M V kare. 1 bölü 2 almıyordum. Bunun 4 katı yine 4'e oldu. Evet gördünüz mü? Sonraki kinetik enerjiler yine E artı 4 E 5 E'ye eşitmiş. Yani kinetik enerjinin küçük olduğu falan yokmuş. Kinetik enerji korunulmuş. Aynı yükseklikten eşit büyüklükteki hızlarla yatay olarak atılan K ve L cisimlerinden K cisminin kütlesi L cisminin kütlesinden büyükmüş. Yani MK büyüktür ML yazalım bir kenara. Cisimler o noktasında çarpışıp kenetleniyorlar, birleşiyorlarmış bunlar. Hava direnci önemsenmediğine göre ortak kütlenin hareket yönü 1, 2, 3, 4, 5 yönlerinden hangisi olur bulunuz demiş. Bakalım kütleler büyükmüş ama Yalnız şu yataydaki hız hiçbir zaman değişmez. Bakın k şöyle aşağı geldiğinde, k şöyle aşağılara doğru geldiğinde yatay hız hep sabittir değişmez. Bunu k için yazdım. Peki l için yazalım. L de aynı seviyeden, o da şuradan gelecek olsun, o da bu tarafa doğru şöyle geldiğinde onun da yatay hızı değişmez. ve Yalnız ben k'nin kütlesine mesela 2m diyeyim, l'nin kütlesine m diyeyim anlaşılır olsun diye. Bu durumda her ikisinin düşeydeki hızları zaten eşit oldu birbirlerine. Neden? Çünkü aynı yükseklikten geldiler ya. Aynı yükseklikten aşağı gelirlerse düşeydeki hızları eşit olur. Şöyle de yapabiliriz onu bakın. Yani şu yüksekliğimiz H herhangi biri için yazıyorum bakın. M G eşit en tepedeki potansiyel enerji yerdeki kinetik enerji eşit olsun. Bu durumda kütlenin M ya da 2M olmasının bir anlamı yok. Hız sadece H'ye bağlıymış. H'ler aynı olduğundan H'ye kadar yüksekten aşağı düşen bir cismin de atış hareketine göre hızı T süre sonra V olmalı. Bu durumda L'nin düşey hızı V, K'nin düşey yani dikey hızı bunun da V olsun. Kütlelerini biliyordum ya şimdi kütlelerinden momentumunu bulayım. Çünkü momentum P eşittir M çarpı V'ydi. M ile V'yi çarpmam gerekiyor. Bakın K için yapıyorum. 2M çarpı V şu tarafa 2 mv'lik bir momentum var. Yine hızı ve olundan düşeyde düşeyde momentumu 2 mv olmalı. L'nin momentumunu bulayım. M çarpı V sola doğru MV'lik momentum. Aşağı doğru ise yine M çarpı V'den MV'lik kadar momentum olmalı. Ya önceki momentum ne çıkar buradan? Önceki momentum bakın şöyle bir ifadeye benziyor. 2 mv'den mv'yi çıkarırsanız sağa doğru mv'lik bir momentum. 2 mv ve mv'ye eklersen aşağı doğru 3 mv'lik bir momentum olur. Bu durumda bu ikisinin bileşkesi şöyle olmalı. Bu önceki momentum. E sonraki de bunun gibi olmalı. Önceki momentum böyleyse kenetlenip gittiklerinden sonraki momentum da bu yönde olmalı. Sonraki momentum hangi yöndeyse momentum hangi yöndeyse hız da o yönde. Harekette o yönde olmalı. X ekseni ile Y ekseni arasında bir vektör aradım. Bu da 4'e uygun olacaktır. Cevap D seçeneğinde. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda M kütleli bir mermi V hızıyla hareket ederek duran M kütleli takoza saplanıyor. Ve takozla beraber şekildeki gibi en fazla H kadar yükselebiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakın 1- M kütleli merminin kinetik enerjisi mermi saplanmış takozun H yüksekliğindeki potansiyel enerjisini eşitmiş diyor. 2- M kütlesi yani şu büyük M kütlesi takozun kütlesi artarsa H yüksekliği azalırmış. 3- Çarpışmada momentum korunur. Bakın çarpışmalarda zaten momentum korunacaktır. Çünkü önceki momentum illaki sonraki momentuma eşit. Dışarıdan herhangi bir net kuvvet etkisi yoksa momentum hep korunur. Bu çarpışma sırasında momentum korunuyor. Önceki momentumumuz şu merminin momentumu m çarpı v. Sonra bunlar içe girmiş olaraktan bir son momentuma sahip olacaklar. Sonraki momentuma. Önceki m çarpı v idi. Sonraki içine saplanmış küçük m ile büyük m'yi toplayın. Bu da ortak bir hıza sahip olacak ki momentum korunumunu bu şekilde yazabiliriz. Üç doğru oldu. Yani momentum korunulmuş. İşte m kütleli mermi'nin kinetik enerjisi ya kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareymiş. Bak şu mermi'nin 1 bölü 2 mv kare dursun saplanmış takozun h yüksekliğindeki potansiyel enerjisine eşit. Zannetmiyorum çünkü bu esnek olmayan bir çarpışma burada kinetik enerji korunmayacaktır. Şu saplanmadan buradaki saplanmadan dolayı orada bir sürtünme oluşacak. Sürtünme oluşunca da enerjinin bir kısmı ısıya gidecektir. Esnek olmayan çarpışmalarda enerjinin bir kısmı ısıya, bir kısmı sese dönüşecek. Bu durumda kinetik enerji azalmış olacaktır. Yani kinetik enerji atıyorum kafadan mesela 10e falan gibi bir değerse burada ısı ve sese gidecek olan enerji e oluyor. Yani bunun ortak hızı zaten illaki bulacağız. Küçük bir değer olacaktır. Ortak sahip ortak kütlenin toplam enerjisi 8E oldu. Evet buradaki 8E'li kinetik enerji tam tepede tümüyle potansiyel enerjiye dönüşmeli. Yani tepedeki potansiyel enerji ilk kinetik enerjiden küçükmüş, eşit değilmiş yalan oldu bir. 2. M kütlesi artarsa H yüksekliği artar diyor. Bakın enerji konumundan yazayım. Şuradaki birbirine saplı kütle var ya ortak kütle yukarı çıkacak. Ortak kütlenin bu andaki kinetik enerjisi önceki kinetik enerjisi en tepede potansiyel enerjiye eşit olmalı. Yani sonraki potansiyel enerji. Enerji dönüşümünden yazıyoruz bunu. Buradaki enerjimiz 1 bölü 2 ortak kütle küçük m artı büyük m çarpı ortak hızın karesi ortak mı yazalım. Ortak hızın karesi eşittir. Sonraki potansiyel enerji. Sonraki potansiyel enerji de mgh'tı ya. Ama nasıl hem? Beraber Ortak hem. M artı büyük hem. G çarpı H. Bakın buradan şu kütleler birbirlerini götürdü lay, lay. Sen güneş, baban ay. Ama şuradan ortak hızı çekmeye ne dersiniz arkadaşlar? Çekiyorum. M ve bölü küçük M artı büyük M'di. Bunu şuraya yerine yazalım mı? Yaz gitsin be. Yazıyorum. 1 bölü 2. Ama karesini alana ha bunun. Hadi karesini alalım. M kare V kare. Bölü bir de bunun karesini almak gerekiyormuş. Büyük M artı küçük M. Bunun karesini alalım. Eşittir GH. Herif neyi soruyor? Diyor ki M kütlesi artarsa H yüksekliği azalır. Bakın M aşağıda zaten. M artarsa evet. Ters orantılı olduğundan H de azalmış olacaktır. 2 de doğru oldu. Aradığım cevaplardan biriymiş. Bu durumda 2 ve 3'ün beraber yer aldığı seçenek D de yer almakta. Sürtülmeleri önemsiz birim karelere bölünmüş, yatay düzlemde kütleleri mx ve my olan x ve y cisimleri t eşittir 0 anında şekildeki konumlardan sabit ve x ve y hızlarıyla geçiyorlar. Cisimler o noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak d doğrultusunda hareket ettiklerine göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Evet x kütlesi t eşittir 0 anında x ve y şekildeki konumlardan oya gelip yapışıyorlar ve birbirlerine kenetlenerek burada birlikte hareket ediyorlar. Ve d doğrultusu üzerinden gidiyorlar. Şu açıların 45 derece olduğunu görünüyoruz. Bakın x 1, 2, 3, 4 birim yol almış. Y ise 1, 2, 2 birim yol almış. Y'nin hızına v diyecek olursam x'in hızı 4 birim, 2 birimin 2 katı olduğundan 2v olacaktır. Aynı sürede x, y'den 2 kat yol aldığı için hızı y'nin hızının büyüklüğünün 2 katı olmalı. Bu durumda zaten bunların kütlelerini bilmiyorum. X ve y'nin kütlelerini istersen bulabilirim. Bakın onu da şöyle yapalım. Sonraki momentum şu çizgi üzerinde olduğundan önceki momentumların toplamı da bu son momentum yani sonraki momentumu vermiş olmalı. Bu durumda açılar 45 derece olduğundan sonraki momentum bileşenleri de buna göre yatayda 2, düşeyde 2. 2, 2 yazdım ben. 3, 3 de yazabilirsiniz. 1, 1 de yazabilirsiniz yani. X eksenindeki momentuma Px. Y eksenindekine P edersem bu zaten X'in momentumuymuş. Bakın burada X ve Y'nin momentum'ların toplamı önceki momentumdur. Bu da sonraki momentumu vermeli. Yani bu olayda momentum korunmuştur. Cisimlerin çarpışmadan sonraki momentumu çarpışmadan önceki bileşken momentuma eşitmiş. İki doğru oldu momentum korunur yani. Peki bu durumda y ve x momentumlarının büyüklükleri de birbirlerine eşit oldu. Birinci yargıda cisimlerin çarpışmadan önceki momentumları eşit büyüklükte diyordu. Bir de doğru oldu. 3. Çarpışmadan sonraki kinetik enerji çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjiden küçüktür. Ya bu esnek olmayan bir çarpışma. Esnek olmayan çarpışmada önceki kinetik enerji daima sonraki kinetik enerjiden büyüktür. Hesabını yapmıştık zaten bir daha yapmak istemiyorum. Bu durumda önceki kinetik enerji eşittir sonraki kinetik enerji bunlar birbirlerine çarpıştıkları için bir kısmı ses enerjisine bir kısmı da ısı enerjisine dönüşmeli esnek olmayan çarpışmalarda. Bu durumda çarpışmadan sonraki kinetik enerji çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjiden küçüktür diyor. Bu da doğru oldu. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 olmak üzere E seçeneğinde yer almaktadır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.